Geçtiğimiz günlerde Disney, WandaVision'ın fragmanını yayınladı. Ve bu fragmanda oldukça sıra dışı şeyler var. Ya da en azından bana öyle geliyor. Şu an bayağı bir dejavu oldum. Her neyse, gelin en iyisi videoya geçelim. Fragmanda Wanda'nın yaşadığı evin gösterildiği sahneye dikkat ettiyseniz, ekranda birkaç saniyeliğine bir bozulma oluyor. Bu statik bozulma aslında başka yerlerde de kendini gösteriyor. Örneğin bu posterlerde soyulmuş duvar kağıdının arkasında gözüktüğü gibi. Bu yüzden üzerinde durmamız gereken bir konu. Çünkü bu statik bozulma gerçekle sahtenin arasındaki sınırı belirliyor. Ve bu da bu sınırın bu tarafındaki her şeyin sahte olduğuna bir işaret. Fragmanda gördüğümüz meraklı komşu olan Agnes karakteri aslında Agatha ve Harkness isimlerinin bir karışımı olabilir. Ki eğer böyleyse bu karakter çizgi romanlarda geçene göre Wanda'nın hayatında büyük etkisi olan Agatha Harkness'ın ta kendisidir. Bu da onu filmde belki iyi biri olarak belki de kötü biri olarak görebileceğimizi gösteriyor. Ya da ikisinin ortası. Çünkü çizgi romanlarda Wanda'nın akıl hocası ve büyü öğretimini oydu. Ancak dengesiz güçleriyle rehberlik ettiğini de söylemek gerek. Ayrıca fragmanda Agnes'ın üzerinde gördüğümüz bu kolye çok önemli bir detay. Çünkü cadının kostümü ne kadar değişirse değişsin kolyesi hep vardı. Bu da bu karakterin Agatha Harkness olduğunu doğrular nitelikte. Wanda'nın dünyasının sahte olduğunu fark etmesiyle birlikte gerçeklik değişmeye başlıyor. Bu sahnede ilginç olan şey ise duvar resminin de değişmesi ve bir çeşit dağ oteli gibi bir görüntü olması. Ki gerçekten güzel bir dağ manzarası. Ama sanki buradaki otel Cinnet filmindeki otele ilham olan Colorado'nun Stanley Oteli'ydi. Zaten filmi izlediyseniz iki yapım arasındaki olası benzerliği anlamışsınızdır. Kısaca anlatmak gerekirse kötü bir varlık hedeflediği kişilerin ruhlarını tuzağa düşürmek için onların zihinleriyle oynuyordu. Cadılar Bayramı'nın gösterildiği sahnede çocuklarla birlikte dışarıda gördüğümüz Vision sanki bir şeylerin farkına varmış gibiydi. Özellikle bahçesini süslemekle meşgul olan bu kadın bence önemli bir detaydı. Çünkü dikkatli bir şekilde bakarsanız bu kadın kesinlikle ağlıyor. Bunun ne anlama geldiğini şu an için tam olarak söyleyemesem de ortada bir problem olduğu çok açık. Bu sahnede ise statik sınırın delindiğini ve gölgeler içinde olan birini görüyoruz. Eğer yakından bakarsanız bu kişinin Mephisto ya da Kabuk Adam gibi klasik kötü adamların giydiği türden bir pelerini olduğunu görürsünüz. Ayrıca Agnes'ın sorduğu şu soru da akılları karıştırıyor. Radyodaki sese dikkat ettiyseniz bu ses Jimmy Woo'nun sesine çok benziyor. Ve bu da Wanda'nın olup biten her şeyi kontrol etmediğine dair güzel bir kanıt. İşler böyle olunca da devreye karanlık bir güç giriyor. Ve büyük bir ihtimalle bu sahnede de gerçekliği çarptıran o karanlık gücü görüyoruz. Darcy karakteri 2013 yılındaki Thor filminden beri Marvel'da gözükmedi. Ancak bu sahnede onu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama henüz buradaki rolü açıklanmadı. Fragmandaki bu sahnede mahalleyi çevreleyen garip statik bir alan var. Ve büyük bir ihtimalle buradaki o kırmızılığın Wanda'nın güçleriyle doğrudan bir ilişkisi var. Ayrıca eğer dikkat ederseniz bu sahnede sanki o statik sınır delinmiş gibi görünüyor. Birçok kişi sonsuzluk taşlarının artık bir sorun oluşturamayacağını düşünüyordu. Ancak yeni WandaVision fragmanının kapanış bölümü ne kadar yanıldıklarını kanıtlıyor. Ayrıca bunun tekrar nasıl yapıldığı ise hala belirsiz bir durum. Ve eminim ki bu olay Marvel'da oyunun kurallarının değişeceğinin bariz bir kanıtı. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.